Ben de depremin olduğu ilk saatlerde yola koyulanlardanım. Çünkü benim ailemin yaşadığı mahallede şu an 5 ev ayakta ve tamamı yıkılmış durumda. Şu an ne bir komşumuz kaldı, ne bir yakınımız kaldı doğru dürüst. Ve ben burada bugünden itibaren AKP ya da MHP sıralarından çıkıp burada depremin yaralarını sardık demeye hiç kimsenin sakın ve sakın bu cüreti burada göstermesin. Siz yara sarmadınız. Depremin ilk saatlerinden itibaren ben oradaydım. Bazı bölgelere iki gün, bazı bölgelere üç gün boyunca devlet yoktu, yoktu, yoktu. Yoktunuz. Hiçbiriniz yoktunuz. Cezaevindedir. 10 yılda 682 tutuklu yaşamını yitirdi. Bu son 3-4 günde de 2 kişi yaşamını yitirdi. Ne kadar vicdansız bir yönetim oldu. Ne kadar acımasız bir yönetim oldu. Düşünün, bir insan ömrü 15-16 yaşına kadar gençsiniz, çocuksunuz. 20'li yaşlarında cezaevine giriyorsunuz. 29 yıl cezaevinde kalıyorsunuz. Cezaevinden cenazeniz çıkıyor. Cezaevinden maalesef cenazeniz çıkıyor. Diyarbakır zindanı her zaman eleştirilir. AKP yönetimi tarafından da eleştirildi. Siyasi malzeme olarak da kullanıldı. Siz kimsiniz? Siz Esat Oktay Yıldırım'ın, Yıldıran'ın mirasçılarısınız. 80'lerde orada iç güvenlik komutanı olarak görevlendirilen Kenan Evren tarafından yapılmayan işkenceleri yaptı. Onlarca insanı katletti. Onlarca insana taciz, tecavüz, işkence yapıldı. Şu an bunun mirasını devralmış durumdasınız. Ne zaman bu kadar acımasız hale geldiniz? Ne kadar vicdanınızı bir köşeye bıraktınız? Hiçbiriniz bir sulh çağrısı yapmıyorsunuz. Hiçbiriniz olumlu yaklaşmıyorsunuz. Cezaevleri esir kampına dönmüştür. Pandemiden dolayı bir kanun çıkarıldı. Bu mecliste siyasilere korona işlenmez dedi. Siyasiler pandemiden etkilenmez dedi. Bu ayrım, bu ayrıcalık, bu vicdansızlık nereye kadar sürecek? Bu acımasızlık nereye kadar gidecek? Emin olun, halkımız bunu bilsin. Biz bunun hesabını soracağız, soracağız. Bunun hesabını misliyle soracağız. O iktidarı arkanıza alıp cezaevinde yıllarca kalan insanların cenazesini çıkarıp cenazeden çıkarken cenaze aracı bile vermeyip kendi dinlerine göre defin işlemlerin önünde engel olun. Sonra insanlıktan, demokrasiden, farklı şeylerden bahsedin. Ne zaman bu kadar vicdansız oldunuz? Düşman hukuku da vardır tabii. Düşman hukukunu da uygulamak gerekmiyor mu? Bakınız, Diyarbakır zindanında insanlar açlık grevine girdi, büyük devrimciler. İdris Balukan şu an cezaevindedir. Bingöllüdür, bir doktordur. Mehmet Hayri Durmuş da Bingöllüdür, bir doktordur. Ve açlık grevinde, ölüm orucunda yaşamını yitirdi. Bundan 42 yıl önce oldu bu. Neredesiniz arkadaşlar? Gerisindesiniz. 40 yıl öncesini gerisindesiniz. Ne dedi Mehmet Hayri Durmuş? Ben ölürsem mezar taşıma halkına borçludur diye yazın. İllegalize etmeyin. Bu ülkenin televizyonlarında dizisi çekildi. Filmi yayınladı. AKP döneminde şu an nedir? Şu an büyük bir vicdansızlık. Kemal Pir aynı arkadaşlarıyla açlık grevinde, ölüm orucunda yaşamını yitirdi. Ne dedi? Biz yaşamı uğrunda ölecek kadar seviyoruz. İşte şu an zindanda yapılan kişiler bu gelenekten geldiği için zulüm yapılıyor, hakaret yapılıyor. İnfazı bitiyor, tahliyesi gelmiş. İçeride kurdukları işkence mangaları tahliyesini engelliyor. 30 yıl cezaevi yatmış, çağırıyor, ne soruyor? Pişman mısın, değil misin? İrade kırmaya çalışıyor. Kimin iradesini kırıyorsunuz? Kime ne hesap sormaya çalışıyorsun? Bunların hesabını bu iktidardan soracağız, yani Allah şahidimizdir. Aysel Tuğluk burada milletvekiliydi. Annesini kaybetti, 2006'da tutuklandı, 2017'de annesini kaybetti. Buradaki faşistler, kafa tasçılar
Nazi Almanya'sında kafatası ölçenler gittiler mezarından annesinin cenazesini çıkardılar. Sonra akşamında da İçişleri Bakanı ile fotoğraf çektirdi. Ne zaman bıraktınız bu vicdansızlığı? Ne zaman vicdanınızı bir köşeye bıraktınız? Düşmanlığın bir hukuku var. Bunu nasıl böyle yaparız? Şu an Aysel Toluk zindanda büyük sağlık sorunları yaşıyor. Bu aynı sıralarda oturdunuz. Ama düşmanlık hukuku daha işletilmiyor. Leyla Güven buradaydı. 22 yıl 3 ay ceza verdiniz. Bu sıralarda milletvekili yaptı. Daha sonra propagandadan 5 yıl verdiniz. 28 yıl bir milletvekili. Arkadaşlar düşünceyi açıklamış. Fikrini açıklamış. Karşısında durabilirsiniz. Siyaseten sizin gibi konuşmak zorunda değil. Düşüncesini ifade etmek zorunda değil. 28 yıl bir kadın mücadelesi yürüttü. Durum böyle. Maalesef durum böyle. Bunu biliniz. Bakınız Ali Çiçek, Akif Yılmaz, Mehmet Hayri Durmuş, Kemal Pir büyük açlık grevleri sonucunda bir noktaya getirdiler ülkeyi. Sonra ne oldu? Kurduğunuz televizyonlarda filmini çektiniz. Ferhat, Necmi, Eşref, Mahmut bedenlerini ateşe verdiler. Esat Oktay'ı o faşisti protesto ettiler, bedenlerini ateşe verdiler. Filmini çektiniz. Filmini çektiniz. Dediniz biz Kürtlerle barış yapacağız. Biz Kürtlerin haklarını tanıyacağız. Biz Kürtlerle sulh yapacağız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Burada hamaset. Burada yaptığınız her şey propaganda. Siz bu ülkeyi uçuruma götürdünüz. Ayşe Gökhan bir kadın hakları savunucusudur. Ne yapmış? Nusaybin belediye başkanıdır kendisi. Belediye başkanlığı yaptı. Kadın haklarını savundu. 30 yıl ceza verildi ya arkadaşlar. 30 yıl. İnanılır gibi değil. Engizisyon mahkemesi. Kim adaletten bahsedebilir? Hukuktan bahsedebilir? Adalet Bakanı buralarda dolanıyor. Ülkesinde hukuk olduğunu zannediyor. Sanki aşk ve sevgi ülkesinde yaşıyor. Sanki Norveç'te, İsveç'te yaşıyor. Burada milletvekillerimiz başvuru yapıyor. Dilekçe veriyor. Görüşme talebinde bulunuyor. Maalesef büyük bir vicdansızlık. Büyük bir haksızlık. Selahattin Demirtaş'a terörist diyorlar. Burada birlikte çalıştı. Kusura bakmayın, halkının en onurlu evlatlarından biridir. Cezaevinde bulunan bizim siyasetçi arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız bu halkın en onurlu evlatlarıdır. Terörist diyen de kendisi teröristtir. Selahattin Demirtaş ceza bile almamıştır. İdris Balukhan'a 15 yıl ceza verdiniz ya. Burada beraber oturdu. Bak, İdris Balukhan şöyle konuşurdu, şöyle güzeldi, şöyle iyiydi. Ve arkasından cezayı 15 yıl, bir ömür. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Adalet Bakanı yatırım aracı olarak cezaevinden bahsediyor. Yatırım yapmış. Ülkede cezaevi açma yarışına girmiş. Yozgat vekiliniz bu şehirde cezaevi yapılacak, istihdam sağlanacak diyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ama biz bunun hesabını soracağız.